Geçtiğimiz gün Bodrum'da gece saat 3 sularında vardiya çıkışı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Belediye Başkanı İsmail Ok'un yeğeninin oğlu Yavuz Akagündüz için Hotaşlar Köyü'nde evinin önünde dua edildi. Daha sonra Hotaşlar Köyü Camii'ne getirilen Akagündüz, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Belediye Başkanı İsmail Ok, bazı belediye meclis üyeleri, MHP Merkez İlçe Başkanı Bayram Çılgın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akagündüz'ün evli ve 3 aylık bir çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz Akagündüz'ün eşi Şule Akagündüz'ü komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Yavuz Akagündüz'ün ardında gözü yaşlı bir eş, 3 aylık bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesine yazdığı Güllerin Dua adlı şiiri kaldı. Bu dünyadan öbür aleme irtihal eden bu kardeşimize karşı bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Vekili olarak bizden de helal olsun. Hali hayattayken bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? İyi bilirsiniz. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirsiniz. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirsiniz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Yeğenimizin oğlu ambulans ekibinde, acil müdahale ekibinde sağlık teknisyeni Bodrum'da görev yapıyordu. Evet, dün gece sabaha karşı üst sularında yapılan kaza sonucunda, trafik kazası sonucunda hakkın rahmetine kavuştu. Genç bir kardeşimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.